Kuvayla Mustafa Kılatadük'ü sevgi ve minnetle andımızı belirtmek istiyorum. Bu akşam sizlerle yerel yönetim adına Terzan Belediyesi olarak beldemize ne hizmet yaptığımız konular hakkında bir video gösterisi hazırladık. Sizlere bunu sunacağız ve bunun akabinde de yerel yönetim olarak belediye 2014 yılından bu yana yapmış olduğumuz hizmetleri, harcamalarımızı, nerelerini sattık, nerelerini aldık, bunların hepsini size sunacağız. Ayrıntılı olarak anlatacağız. Önce video gösterimizi hep birlikte izleyelim. Daha sonra devam edeceğiz. Buyurun. İnsanlarımıza duyduğu sorumluluk yöneten ve yönetilenlerden oluşan kasaba yerine herkesin içine alan demokratik katılımcı bir çalışım sistemini rehber ediliyor. Göreve geldiği günden itibaren sözünü vermiş olduğu tüm projeleri gerçekleştiren Belediye Başkanı Tuncay Göymen, güzel kasabamızı projeleriyle şekillendirmeye devam ediyor. Şimdi göreve geldiği günden itibaren Belediye Başkanı Tuncay Göymen'in gerçekleştirmiş olduğu projelere şöyle bir yakından bakıyoruz. Terzialan Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sözünü vermiş olduğumuz projeleri gerçekleştirmeye ilk olarak Süle Mahallemizden başlıyoruz. Süle Mahallemizin girişinde yapmış olduğumuz 120 metre uzunluğunda iki istinat duvarıyla belge girişine gelişmiş, modern ve bakımlı bir kasaba havası kazandırdık. Kentler girişleriyle belli olduğu ilkesiyle yola çıkarak belge girişimizi istinat duvarıyla güzelleştirdik ve modern bir kasaba olma yolundaki projelerimizi gerçekleştirmeye yine belge girişimizi sözünü verdiğimiz kemerle taşlandırdık. Terzialan Belediyesi 20 metre uzunluğundaki kemer yapımını da kısa bir süre içerisinde tamamlayarak halkımıza verdiği sözü yerine getirdi. Özel günlerimizde bir araya geldiğimiz ortamlara eski belediye hizmet binasının alternatifi olarak Süle Mahallemizde de açık düğün salonu yaparak siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yaklaşık 300 kişi kapasiteli açık düğün salonumuzun yanına bir adet basketbol sahası, bir adet çocuk oyun grubuyla çocuklarımızın spor ve oyunla güzel vakit geçirebilecekleri mekanlar kurduk. Birisi olarak beldemizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Süle Mahallemize modern, temiz ve hijyenik suçlaklama merkezi yaparak çiftçilerimizin sorunlarına çözüm getirdik. Göreve geldiği günün itibaren Süle Mahallemizin mezarlık yolunu kullanılmaz durumda olduğunu tespit eden belediye başkanı ve ekipleri yaptığı girişimlerle Süle Mahallesi mezarlık yolunun 2 kilometre uzunluğunda asfalt malzemesiyle kaplanmasını sağladı. Vatandaşlarımıza daha temiz ve düzenli alanlarda hizmet vermek için çalışma başlatan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, kapalı düğün salonumuzun onarılması için kolları sıvadı. Yapılan düzenlemeyle kapalı düğün salonu tahta sahneden, kırık zeminden kesilmiş kapılar ve pencerelerden arındırılarak yepyeni yüzüne kavuştu. Çakmakçayır mahallemizde bulunan kapalı düğün salonumuzun bakım yollarını sadece iç mekanda kalmayıp, iç mekan sıra bakım onarımıyla devam edip, çevre düzenlemesiyle tamamlandı. Tadilatlar ardından iç ve dış cephesi boyanan düğün salonu yeni deyim usulüyle siz vatandaşlarımızdan tamlık almaktadır. Göreve geldiğimizde mezarlık defin işlemleri tamamen vatandaşın kendi imkanları dahilinde yapılmaktaydı. Bu durum yasal olarak da belediye sorumluluğunda olan bir görev olduğundan Belediye Başkanı Tuncay Göymen mezarlık, bakım, onarım ve defin işlemlerinde vatandaşa en ufak maliyetlikte getirmeden belediye hizmeti olarak sunmaktadır. Göreve geldiğinde ilk olarak 18 uygulaması yapılıp açılmayan, hala vatandaşlarımızın kullanımında olan imar yollarımızın açılmasını sözünü veren Belediye Başkanı Tuncay Göymen, gelişen, gelişmeye devam eden Terzialan derdimizde imar planına göre belirlenen yerlere yeni imar yolu açma çalışmalarına ara vermeden başladı ve Namazlar Sokak'ta önemli bir bağlantı yolunun açılma işlemlerini tamamlayarak siz vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştu. Gençlerimizin spor yapmaları için projelerini tek tek hayata geçiren Terzialan Belediyesi, bu kapsamda beldemizde ve bölgemizde örneği olmayan büyüklükte
katkı sağlayıp maddi gelir sağlamak amacıyla değil, çocuklarımıza, gençlerimize sporu sevdirmek, yaşamlarını spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirmiştir. Terzihalan Belediyesi, beldemizde bulunan ilkokul ve ortaokul tamirat, tadilat, badana, çevre düzenleme ve basketbol sahası yapım çalışmalarıyla okullarımıza yardımcı olunmaktadır. Okullarımızın her türlü isteklerine ilgilenip cevap vermeye çalışan belediyemiz, geleceğimizin temellerinin atıldığı bu binalarda çocuklarımızın daha temiz, bizi ve sorunsuz ortamlarda eğitim ve öğretim görmeleri için elinden gelen yardımı yapmaya devam etmektedir. Terzihalan Belediyesi, belediye yeni bir dinlenme ve mesele alanı kazandırmıştır. Terzihalan Belediye Başkanı Tüccar Gölgün'ün talimatıyla kollarını sıvıyan ekipler, mesele alanında yaptıkları oturma yerleriyle belediye yeni bir dinlenme alanı ile buluşturuyor. Temiz kent, sağlıklı insan ilkesiyle yola çıkan Terzihalan Belediyesi, sokakları haftalık olarak düzenli bir şekilde yıkayıp temizlemektedir. Koca çınarlar ve patlak mevkiinde köy zamanından kalan doğru sistemleriyle su vermeye çalışan Terzihalan Belediyesi, göreve geldiği günden itibaren yeni son sistem 4 km uzunluğunda elektrik kullanılmadan cazibesiyle gelen su hattı çekme çalışmalarını sıfır içerisinde tamamlayarak tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan girişimler sonucunda çöp konteynerleri belediyemize hibe olarak kazandırılmıştır. Çakmakçayı Bilmoğlu Merkez Camii Bahçe Düzenleme Projesi, Terzihalan Belediyesi, kutsal mekanlarımızın çevre düzenlemelerini yaparak değerlerimize sahip çıkma yolundaki çalışmalarından taviz vermektedir. Terzihalan Belediyesi, kendi kendine yeten, kendi ihtiyacını kendi üreten, dışarıdan hiçbir yardıma muhtaç olmadan iş değişimi sürdürülen bir kent olmuyor diyen Terzihalan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, göreve gelir gelmez 1250 metrekare parke taşı üretebilen tesisi kurmak için kolları sıvadı ve kısa bir süre içerisinde üretimlere başlayarak derdini güzelleştirme çalışmalarına devam etmektedir. Söz verdiğimiz projelerden biri olan Çay Bahçesi projesini kısa bir süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sundu. Terzihalan Belediyesi her mahalle, her sokağa park yapma yolunda başlattığı çalışmalarına hız vererek çocuk parklarını kısa bir süre içerisinde tamamlamıştır. Terzihalan Belediyesi'nin içme suyu problemini çözecek arıtılmış su projesiyle belde halkının yaşam standartlarını yükselten çalışmalarına imza atan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, daha sağlıklı nesillerin yetişmesi ve sağlıklı su kullanılması için projeyi tamamlayarak halkımızın kullanımına sunmuştur. Belediye ekiplerimiz Çakmakçayır Mahallesi çevre sokakta kendi ürettikleri parke taşlarıyla 1000 metrekare parke taşı döşeme işini kısa bir süre içerisinde tamamlayarak halkımızın kullanımına sunmuştur. Çam ilçemize yakınlığıyla bilinen ve Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Terzihalan Belediyesi'ne Terzihalan Belediyesi olarak yurt etrafında birden çok noktaya vatandaşlarımızın zaman geçirebilmeleri için alanlar oluşturulmuştur. Belediye Başkanı Tuncay Göymen, belde içerisinde yoğun trafiğe sebebiyet veren otobüsleri beldemiz içerisindeki bir noktada toplayarak düzenli bir terminal sistemi getirmiştir. 2010 yılında inşaatı biten Terzihalan Belediyesi yeni hizmet binası, artan mekan ihtiyacı sonrasında yeni bir yere, yeni bir anlayışla tasarlanmıştır. Kamusal işleri nedeniyle bu yeni bina belde halkımıza, esnafımıza ve kasaba merkezimize hareket getireceği düşünülerek konumlandırılmıştır. Süle Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız için Süle Açık Büyük Sorumlu Bahçesi'ne açılacak olan belediye tahsilat noktasıyla vatandaşlarımızın tahsilat işlemleri bu noktadan görülecektir. Terzihalan Belediyesi, beldesinde yaşayan vatandaşlarına ve öğrencilerimize geziler düzenleyerek sosyal belediyecilik yolunda adımlar atmaktadır. Belediye hizmetlerimizin daha hızlı görülebilmesi amacıyla bir adet Toyota marka hizmet aracı, beton parke taşı üretim tesisimizde kullanılmak üzere bir adet forklift, bir adet trailer, bir adet kökçe, bir adet kamyon, bir adet kamyon belediyemize kazandırılmıştır. Mülkiyeti belediyemize ait olan Osmanlı Çetin Kıraathanesi'nin çevre
yol güzelliğinde çalışmalarını başlatan Erzavan Belediyesi, Derde Meydanı'na zeliye modern görüntüsünü kazandırmıştır. Tekirdağ Motosiklet Kulübü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda derdimizde motosiklet festivalinin ikincisini gerçekleştirdik. Derde tanıtım yolunda yaptığımız bu girişimlerle çok sayıda misafiri derdimizle tanıştırdık. Belediye Başkanı Tuncay Gölgen'in yaptığı görüşmeler sonucunda derde içerisi 5 kilometre asfalt malzemesiyle İl Özel İdaresi tarafından kaplanmıştır. Göreve gelen Belediye Başkanı Tuncay Gölgen, derde içerisinde faaliyet göstermekte olan barangoz işletmelerinin organize olarak çalışabilecekleri bir çalışma ortamının olmadığını tespit etti. Bu duruma el atan Belediye Başkanı, yaptığı çalışmalar sonucunda imar planlarına imalathane tesis alanını kazandırdı. İmalathane tesis alanımızın yol, su ve elektrik gibi sorunlarını da zamanında tamamladık. Kurduğumuz bu alanda fabrikalar faaliyetine tam olarak başladı. Belediye imar planlarımızda yol olarak görünen, üzerinde vatandaşlarımıza ait taşınmazların bulunduğu derde meydanından 18 Mart Caddesi'ne inen imar yolunun kamulaştırma işlemleri de tamamlanarak siz değerli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştu. Yaptığımız talepler sonucunda Orman Bölge Müdürlüğümüzden bir adet traktör çekicili yangın söndürme tankeri derdimize kazandırılmıştı. Derdimiz Çakmakçayır Mahallesi Bağlar Sokak'ta yaşayan vatandaşlarımız için beton parke taşı, tesisimizde ürettiğimiz taşlarla 4000 metrekare parke taşı döşeme işini tamamladık. Bağlar Sokak parke taşı sorununu çözdükten sonra Namazlar Sokağı'nda parke taşı döşenmesi için girişimlere başlayan Belediye Başkanı Tuncay Gölmen'in talimatıyla Namazlar Sokak'ta 3500 metrekare parke taşı döşeme işi belediye ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Belediye Başkanı Tuncay Gölmen, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan Bey ile yaptığı görüşmeler sonucunda derdimizin ihtiyacı olan bir adet çöp kamyonu hibe olarak derdimize kazandırmıştır. Daha önceden yer altında hijyenik olmayan ortamlarda bulunan su toplama odaları daha modern, sağlıklı, kontrolü daha kolay olarak koca çınarlar ve kazan devletinde yer üstünde yapılarak halkımızın sağlıklı su kullanması sağlanmıştır. Yolara geldiğimizde görselde gördüğünüz gibi tüm derdinin ihtiyacı tek ve olan karşılanmaktaydı. Yaptığımız çalışmalardan sonra görselde de görmüş olduğunuz gibi Süre Mahallesi'nin su deposunun ayrılmasının gerektiği ve Çevre Caddesi'nden Hafız Eyüp Caddesi'ne suyun iki kola ayrılması gerektiği sonucuna varan belediye ekiplerimiz Süre ve terzi alan su depolarını arayarak su kesimde sorununa kesin çözüm getirmiştir. Süre ve Çakmakçayır mahallelerimizde imar planında en yükseliği olan bahçelere kapalı sistem su hattı çekerek vatandaşlarımızın şebek suyunu boşa harcamamaları, ayrıca Erzavan Belediyesi Çakıldere Bölgesi'ne motopomp sistemi kurularak belli saatler arasında derdi içerisinde kapalı sistemden su verilmektedir. Ve son olarak yapımı devam eden derdi için 20.000 metrekare parke taşı döşeme işiyle Erzavan derdimizde parke taşı döşenmedik sokak bırakmıyoruz. Evet, Leyal Terzan'dan 3,5 sene geçti, seçimlere 1,5 sene kaldı. Allah'a şükür ediyoruz, boş geçmedi, yaptığımız eserler var, inşallah yapmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii biz bunları yapıyoruz, parke taşı kaplıyoruz, yol yapıyoruz vesaire yapıyoruz. Birileri diyor ki, ben parke taşı yapıyorum, diyor altında kanalizasyon yok, neden yapıyor diyor. Devamlı birileri, devamlı kararlama kampanyasını devam ettiriyor. İşte parke taşı 20 metrekare ben alalım diyorum. Bu iş yolunu durumu var. Tazımın artık bu parke taşı sorunu bilsin diyorum. Birisi de diyor ki o zaman tesisi neden yaptın diyor. İşte park yapıyoruz vesaire birçok tesisler yapıyoruz. Bu sefer başkası diyor ki hep fidye çıkaracaklar ya. Diyor ki satmadık yer mi bıraktı? Ya da sattık yani sattığımız yerler de var aldığımız yerler de var. Bir de şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Aldığımız sattığımız belediyenin yalan kaç para ne almış ne satmış. Bunlarla ilgili bir sorun yapacağız. Buyurun Ufuk Bey.
Devam edeceğim. Evet, öncelikle bir kazandığımızı araçları görelim. Bir adet hibe bir kamyon geldi. İşte şu anda herkes belediye meydanına geliyor. Bu kamyon değeri yaklaşık olarak 500 bin lira civarında. Terzan için aslında çok üst düzey bir kamyon. Bizden küçülmektedik ama Allah razı olsun Bülent Bey Terzan'ın bunu layık gördü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Bu kamyonda özelliklerinden bunu hibe kazandırdık. Bize ufak bir maliyeti olmadı. Tamamen hibe şeklinde belediğimizi kazandırdık ve belediye hizmetlerinde kullanıyoruz. Kepçeniz yoktu. Biz göreve geldiğimizde yani belediyenin yani çapası güreği yoktu yani. Kepçe sonradan belediye mi olur? Bu gördüğünüz kepçe sabah çalışıyor, akşama kadar çalışıyor arkadaşlar. Hiç durmuyor yani. Biz bunu dışarıya yapmaya çalışsak bu işleri yapmam söz konusu değil. Yapamayız hiçbirini. Bir kepçenin çalışma saati 100 lira yani. Her an 5-20 lira bize fatura geliyor. Bu işte içinden çıkmamız mı ilgili değil. Bu kepçe belediyenin can damarı. Devam edelim. Şimdi Toyota Corolla aldık taksi. Yani ben aslında sorudan da pişman oldum. Keşke aslında daha iyisini alsaydık. Yani buna bazı arkadaşlar karşı çıktı. Ya ne gerek var falan dedi. Arkadaşlar inanın bu işler öyle çok kolay olmuyor. Yani biz gece gündüz yani bu hizmetleri alabilmek için gece gündüz koşturma zorundayız yani. Bülent Beyler geliyor, milletvekilimiz geliyor, onlara eşlik etmek durumundayız. Uzun yola gidiyoruz, yağışlı havada gidiyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Güvenli araç kullanmamız gerekiyor. Yani biz bunu inanın ben meclise zor anlattım. Motorikleri zor değiştirdim.